Şimdi bir işlem tanımlamış kendisi. Şöyle üçgen işlemi. Üçgen AB şöyle virgüllü bir sayı oluşturacakmış. Virgülden sonra A tane 0 yazılıp ardından B yazılacakmış. Eğer biz şunu ele alırsak, üçgen 38, paydası da üçgen 12 olacak. Biz yukarıdaki sayıyı şöyle yorumlamalıyız. Ondalıklı bir sayı olacak. 0, virgül. Bu 3 sayısı 0 adedini verecek virgülden sonraki. A sayısı 0 adedini veriyor. 3 olduğuna göre 3 tane 0 yazacağız. 1, 2, 3. Sonra da B sayısını yazıyoruz sonra. Buraya 8 yazıyoruz. Böyle aynı şeyi aşağıda yapalım. 0, virgül diye başlayacağız. 1 tane 0 yazıyoruz. Burası 1 olduğu için. Sonra en sona 2 yazacağız. Bu iki sayıyı bölüyoruz. Tabii bölmek istiyorsak ondalıklı sayıları virgülden sonraki terim sayılarını eşitlemeliyiz. İki tane terim var, dört tane. Bu nedenle iki tane sıfır atıyorum. Şimdi sanki hiç virgül yokmuş gibi işlem yapabiliriz. Yukarıdaki sayı 8'dir. Aşağıdaki sayı ise 200. Biz bunu sadeleştirip kesir olarak bulabiliriz. Ama şuna dikkat edelim. Sonucu da yine böyle istiyor. Yani biz sonucu aslında yine ondalıklı bulmalıyız. Ondalıklı çıksın diye aşağıyı 100 yapabiliriz. Aşağı taraf 100 olursa kolaylıkla ondalıklı yapabiliriz. 2'ye bölüyorum. 100. 2'ye bölüyorum. 4. 4'ü 100'e böleceğiz. Şöyle 4 bölü 100. 4 bölü 100. 2 bölü 50 diyebiliriz ama şunlara dönüştürmek için ondalıklı yazmalıyız. Bu 2 bölü 50 işimize yaramaz. Biz 4'ü 100'e bölersek bu 0,04 sayısına dönüşür. Şimdi şu şekilde yazmayı deneyelim. Bu şöyle üçgen. Bir tane sıfır var. Virgülden sonra. Bir. En sonunda da dört var. 0,14 olmalı. Bir tane sıfır. Bire karşılık. En sonunda da dördü yazıyoruz. Yazılışı bu olmalı. Evet, o zaman tek tek şunları hesaplamak lazım ya. Yani. Bunu hangisine denk geleceğini. 2 bölü 50 doğrudan yaramaz ama şöyle yarayabilir. 2 bölü 50'yi buluruz. Sonra bunları tek tek hesaplarız. Hangisi 2 bölü 50 ise onu işaretleriz. Biraz uzun sürer. Tamam.